dünyadaki her bir nimeti ve sahip olduğumuz her bir imkanı bizlere lütfeden, bu nimet ve imkanlar içinde en büyüğü olan iman ile bizleri şereflendiren Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Ümmeti olmakla müşerref olduğumuz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına ve ehli beytine salat ve selam olsun. Diyanet Televizyonumuzun sevgili izleyicileri, hiçbir nimet mutlak manada insanın kendine ait değildir. Geçici dünya hayatında bize verilen her türlü görev, yetki ve sorumluluk, gerektiğinde insanlara yardımcı olmak, bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidermek, karar ve davranışlarımızda adalet şuurunu elden bırakmadan toplumda huzuru ve güvenliği sağlamak adına birer imkan, birer emanet ve birer araçtır. Dolayısıyla hiçbir imkan sahibi, yanı başındaki ihtiyaç sahibi olan kardeşini, bir insanı asla görmemezlikten gelemez, gelmemelidir. Dünya tarihi Müslümanların sahip oldukları imkanlarını tüm insanlığın hizmetine sunduğuna şahittir. Müslümanlar dünyanın gidişatından kendilerini sorumlu tutmuşlardır. Nitekim Müslüman idarecilerin yönetimi altındaki memleketlerde tam anlamıyla adalet sağlanmış, tabiri caizse kurt kuzuyla beraber yaşamış, her türlü soy ve inançtan insanlar huzur ve esenlik içinde hayatlarını sürdürmüşlerdir. Hazreti Ömer Efendimizin felsefesiyle kenarı Dicle'de bir kurt kapsa koyunu, gelir de adli ilahi Ömer'den sorar onu anlayışıyla devletleri yönetmişlerdir. O kadar ki günümüzde kan ve gözyaşıyla birlikte zikredilen, başta Kudüs ve çevresi olmak üzere nice İslam beldesi Darüsselam, esenlik yurdu olarak anıla gelmiştir. Kudüs'ü esenlik yurdu kılan rahmet elçilerinin başında Davud aleyhisselamın oğlu Hazreti Süleyman gelmektedir. Bir önceki rahmet elçileri programımızda örnek hayatını anlatmaya gayret ettiğimiz Davud aleyhisselamdan sonra hem peygamberliği hem de hükümdarlığı oğlu Hazreti Süleyman devam ettirmiştir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Sevgili izleyiciler, takvimler milattan önce 10. yüzyılı gösterirken Allahu Teala Hazreti Davud'a göz aydınlığı olacak bir evlat bahşetmiş. O da evladına doğru, dürüst, kusursuz manalarına gelen Selim'in eş anlamlısı Süleyman ismini vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de o ne güzel bir kuldu, doğrusu o daima Allah'a yönelirdi ifadesiyle övülen Hazreti Süleyman hakkında şöyle buyurulmuştur. Kuşkusuz onun katımızda yüksek bir yakınlık derecesi ve güzel bir geleceği vardır. Süleyman aleyhisselam henüz çocuk yaştayken babası Hazreti Davud'un nazarında muhakeme yeteneği ve hüküm verme kabiliyetini ispat etmiştir. Bütün rahmet elçilerinde bulunan doğruluk, emanet, tebliğ, ismet ve fetanet, adalet ve feraset vasıflarıyla yönetimi süresince nübüvvet vazifesini tam manasıyla ifa ettiği gibi hükümdarlık vazifesini de aynı şekilde bir hakkın yerine getirmiştir. Ancak Allahu Teala tarafından gönderilen rahmet elçileri peygamberlere tabi olmak yerine kendi heva ve heveslerine uyan İsrailoğulları Hazreti Süleyman hakkında asılsız iddialarda bulunmuşlardır. Onun büyü yaptığını, yönetiminde sihir kullandığını ifade etmişler. Böylece
peygamberlerine çok çirkin bir iftirada bulunmuşlardır. Kur'an-ı Kerim ise bu çirkin ithamı kesinlikle reddetmiş, bütün rahmet elçileri gibi Hazreti Süleyman'ın da ismet sıfatını şu şekilde bizlere bildirmiştir. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri Babil'deki iki meleğe Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek biz ancak imtihan vasıtasıyız. Sakın küfre sapma demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onunla hiçbir kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar bu sihri satın alan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür bir bilselerdi. Bu ayeti kerime ile hem İsrail oğullarının saygısızca ve fütursuzca dile getirdikleri Hazreti Süleyman'ın büyü yaptığı iftirası reddedilmiş, hem de büyücülüğün inkarcılık kadar, şirk kadar çirkin olduğu ve büyücülerin ahirette hiçbir nasiplerinin olmadığı büyük bir husrana yani cehenneme uğrayacakları, düşecekleri belirtilmiştir. Evet, günümüzde de maalesef bir takım insanlar Allah'ın rahmet ve mağfiretine sığınmak yerine büyü ve sihirden medet ummaktadırlar. Sihir ve büyü ile insanların başına felaketler açmanın çabası içine girmiş, kadın ile kocayı birbirinden ayırma gibi fitneye düşmüşlerdir. Oysa ki ayette buyurulduğu üzere Allah'ın dilemesi dışında insana ne bir fayda ne de bir zarar vermeleri mümkün değildir. Yüce dinimiz İslam sihir ve büyüyü şiddetle yasaklamış, büyük günahlar arasında saymıştır. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır. Kim düğüm yapar sonra ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa o taktığı şeyin korumasına havale edilir. Yani Allah'tan değil o taktığı şeylerden bir koruma beklemiş duruma düşer. Bu da asla kabul edilen bir hal değildir. Sihir, büyü gibi bid'at ve hurafelerin İslam diniyle uzaktan yakından hiçbir bağlantısı ve alakası yoktur. Bu işte uğraşanlar ise asla insanların hayrına bir amaç gütmezler. Sihirbazların ve büyücülerin asıl gayesi dünyevi menfaat elde etmektir. Şu hususu da sizlerle paylaşmak isterim. Günümüzde sihir ve büyü gibi bid'at ve hurafelerle meşgul olanlara hoca diye adlandırmak, tanımlamak yapılmaktadır. Peygamber Efendimizin varisleri olan din görevlilerimizin, hademe-i hayratın o güzel adının böylesine büyük günahla uğraşan çirkin işleri yapanlar için kullanılması asla doğru değildir ve kabul edilemez. Hocaya gittik sözleriyle dile getirilen bu gibi istismarcılara şayet bir adlandırma yapacaksak, bir isim vereceksek, büyücü, sihirbaz, falcı, hatta daha açık ifadesiyle tam bir şarlatan diyebiliriz. Sihir ve büyüye karşı en etkili çözüm Allah'a sığınmak ve ona güvenmektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin şerrinden Allah'a sığınarak sürekli Felak ve Nas sureleri ile Ayetel Kürsi'yi okumuş, böylece kendi korumasını Cenab-ı Allah'a havale etmiştir. Ayrıca
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine şu dua ile sığınmıştır. Eûzü bi kelimâtillâhi tâmme. Manası her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. Sevgili izleyiciler, Hazreti Süleyman özellikle saltanatının ilk yıllarında çeşitli sıkıntılarla karşılaşmış. Her insan, hatta her peygamber gibi ağır, farklı imtihanlara tabi tutulmuş. Bunun neticesinde de Rabbinin rahmetine ve yardımına sığınarak ancak ve ancak onun yardımıyla bütün görevlerini yerine getirebileceği kanaatine varmıştır. Zira Allah katındaki manevi mertebesi ve dünyadaki gücü ne olursa olsun her insan Allah'ın yardımına, onun himayesine, affına ve keremine muhtaçtır. Hiç kimse maddi gücüne, kendi sahip olduğu güç ve kuvvetine, hatta manevi mertebesine güvenerek kendisini Allah Celle Celaluhu'ndan müstağni hissetmemeli, bu anlama gelebilecek bir tutum ve davranış içine asla girmemelidir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ın geçirmiş olduğu bu zorlu imtihan ve kendisine verilen nimetler şu şekilde bildirilmiştir. Andolsun biz Süleyman'ı bir sınavdan geçirmiş, tahtının üstüne bir ceset koymuştuk. Sonra o bize yöneldi, Rabbim dedi, beni bağışla. Benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver bana. Lütfu sınırsız olan yalnız sensin. Bunun üzerine emriyle dilediği yöne doğru tatlı tatlı esen rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan bütün şeytanları ve zincirlere bağlanmış diğer yaratıkları onun buyruğuna verdik. Bu bizim bağışımızdır. Hiçbir hesap kaygısı taşımadan ister başkalarına ver, ister elinde tut dedik. Süleyman aleyhisselama verilen nimetlerden biri de rüzgar idi. Kur'an-ı Kerim'de ona verilen bu nimet ayrıca şöyle ifade edilmiştir. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ اِلَى الْاَرْضِ اللَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarı verdik. Biz her şeyi biliriz. Ayette ifade buyurulduğu üzere Hazreti Süleyman Rabbinin kendisine bahşettiği mucizevi bir tasarrufla rüzgarların yönlerini kullanıyor. Bu şekilde bir istifade ile ordularının ve ticaret kervanlarının ülkesine yapılan taşımacılığın yolculuğunu kolaylaştırıyordu. Ayrıca ayette belirtilen içinde bereketler yarattığımız yer ifadesi kaynaklarımızda Kudüs ve Filistin olarak ifade edilmiştir. Hazreti Süleyman babası Davud aleyhisselamın başladığı Mescid-i Aksa'nın inşaatına devam etmiş. Mescid-i Aksa'yı içine alacak bir şekilde imar ettiği sarayının inşaatında ise insanların yanı sıra cinlerin de iş gücünden faydalanmıştır. Aynı zamanda rüzgarları uzak beldelere seyahat vasıtası olarak kullanıyor, mucizevi bir hızla çeşitli şehirlere ulaşma imkanı elde ediyordu. Yine Allah'ın lütfuyla bakır madenini eritip ondan malzemeler yapıyor, cinleri de emrine alan Süleyman aleyhisselam onları çalıştırıyordu. Kur'an-ı Kerim bu hakikati bizlere şöyle haber vermektedir. Süleyman'ın emrine de sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yol almakta olan rüzgarı verdik. Onun için bakır madenini eritip akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun maiyetinde çalışanlar vardı. Onlardan kim buyruğumuzdan sapsa ona yakıcı ateşin
azabını tattırdık. Onlar Süleyman'a isteğine göre yüksek ve görkemli binalar, heykeller, havuz gibi lengerler, yerinden kalkmaz kazanlar imal ederlerdi. Ey Davut ailesi, şükür için çaba gösterin. Kullarım arasında hakkıyla şükredenler pek azdır. Süleyman aleyhisselam tıpkı babası Hazreti Davut gibi kendisine verilen ilim ve nice sayısız nimetler için Rabbine hamd etmiştir. Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da bir ilim verdik. Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamd olsun dediler. Sevgili izleyiciler, Kur'an-ı Kerim Hazreti Süleyman'ın at sevgisi hakkında bize bilgiler vermekte. Kendisinin güzel ve soylu atlara karşı olan ilgisi anlatılmaktadır. Bununla birlikte dünyanın nimetleri ve göz alıcı imkanları içerisinde ne denli Allah'a bağlı olmamız gerektiğini, ayrıca bütün bu nimetleri yalnızca Allah'a şükretme vesilesi olarak görmemizin önemi anlatılmaktadır. Bir gün akşama doğru alımlı, soylu koşu atları önüne getirildiğinde, ben malı, atları Rabbimi hatırlattığı için sevdim dedi. Derken güneş batınca onlar karanlığın perdesiyle gizlendi. Daha sonra onları bana geri getirin dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Evet, bu ayetlerden çıkaracağımız en önemli ders, dünya malını sahip olduğumuz, daha doğrusu emanetçisi olduğumuz her bir nimeti yalnızca Rabbimizin cömertliğini, rahmetini ve kudretini hatırlamak üzere bir vesile olarak görmemiz ve bilmemiz gerekmektedir. Her nimete karşı şükretmekle mükellef olduğumuzu bir an olsun unutmamalıyız. Zira şükrünü eda ettiğimiz, Rabbimize kullukla birlikte istifade ettiğimiz her bir nimet hem dünyada bereketlenecek hem de ahiret hayatında bizleri Allah'ın rızasına ulaştıracaktır. Aksi takdirde şükrünü yerine getiremediğimiz, bize Rabbimizi unutturan dünya nimetleri hem dünya hem de ahiret hayatında husrana uğramamıza, kaybedenlerden olmamıza zemin hazırlayacaktır. At özellikle bizim kültürümüzde önemli bir yeri ve değeri olan bir binek hayvanıdır. O kadar ki bizzat Rabbimiz cihat meydanlarında koşturarak adeta İslam'ın ilahi kelimetullah uğruna birer neferi gibi Allah yolunda hizmet etmiş olan atlar üzerine yemin etmiş, sahabe efendilerimiz başta olmak üzere İslam'ın nice yiğit cengaverleri at sırtında düşmana karşı durmuşlar, savaşmışlar, mücadele etmişler, dünyanın dört bir yanına İslam'ın evrensel mesajını ulaştırmışlardır. Kur'an'da sözün kuvvetini artırmak adına şöyle bir yemin kullanılmaktadır. Yemin olsun nefes nefese koşanlara, sonra çakarak kıvılcım saçanlara, sabahleyin ansızın baskın yapanlara derken o sırada tozu dumana katanlara. Ayetlerde üzerlerine yemin edilenler sahabe-i kiramın ve onların nezdinde İslam tarihinde cihattan geri durmayan, cepheden cepheye koşan şanlı ecdadımızın ilahi kelimetullah uğruna soluk soluğa olan mücadele yaptıkları, o mücadelenin vasıtası atlarıdır. Hazreti Süleyman aynı zamanda kuşların ve diğer canlıların dilini, lisanını biliyor, onlarla konuşuyor ve çeşitli vazifelerle onları görevlendiriyordu. Süleyman Davud'un yerine geçti. Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur dedi. İrfan medeniyetimizin güçlü sesi Yunus Emre, bir dörtlüğünde
Hazreti Süleyman'ı şu sözleriyle anlatır. Beni benden sorman, ben ben değilim. Bir ben vardır benden içeri. Süleyman kuş dili bilir dediler. Süleyman var Süleyman'dan içeri. Sevgili izleyiciler, Rabbimiz tarafından kendisine kuş dili öğretilen Hazreti Süleyman aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de Karınca Vadisi diye isimlendirilen bir vadiden ordusuyla birlikte geçerken bir karıncanın diğer karıncalara seslenişini işitmiş ve bu duruma tebessüm etmiştir. Buradan da anlıyoruz ki Hazreti Süleyman sadece kuşların diline değil, diğer canlıların da kendi dillerine, lisanlarına, iletişim becerilerine vakıf bir peygamberdi. Bir zaman cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları Süleyman'ın emrinde toplanmış, birlikte sevk ve idare ediliyordu. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, aman Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve ey Rabbim, gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat dedi. Ayetlerden de anlaşılacağı üzere Hazreti Süleyman cinlerle de irtibat kurmuş, ordusunu cinler, insanlar ve kuşlar olmak üzere üç sınıftan meydana getirmiştir. Cinleri insanların güç yetiremediği işlerde, insanları ülke savunmasında ve düşmana karşı savaşta, kuşları da haberleşme, su bulma ve benzeri hizmetlerde istihdam etmiştir. Bu ayetler toplu halde yaşadığı bilinen karıncaların aynı zamanda bir topluluk düzeni içerisinde ilahi bir nizam, ilahi bir sistem içerisinde hareket ettiklerini ifade etmektedir. Süleyman Aleyhisselam Karınca Vadisi denilen yere gelmiş ve burayı geçerken de karıncaların başkanının, karıncaların bizatihi başkanları tarafından verdiği emri işitmiş, anlamış ve neşelenerek gülümsemiş. Bütün bu nimetlerden dolayı da Rabbine şükür ve niyazını arz etmiştir. Yine bu ayetler yaratılan her bir canlının biz anlayamasak dahi kendi diliyle konuştuğunu, kendi aralarında anlaştıklarını, iş bölümü yaptıklarını ve bir idarecilerinin olduğunu bize öğretmektedir. Tam bu noktada dünyayı mamur kılan cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın hayvan haklarındaki hassasiyetinin ne kadar önemli olduğunu sizlere arz etmek isterim. Kanuni Sultan Süleyman Topkapı Sarayı'nın bahçesindeki meyve ağaçlarına zarar veren karıncaların itlaf edilmesinin dinen caiz olup olmadığını şahane bir beyitle Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye şöyle sorar. Dırahta ger ziyan etse karınca, günahı var mıdır anı kırınca? Yani eğer karınca ağaca zarar veriyorsa, onu kurutuyorsa, karıncayı yok etmenin bir günahı var mıdır? Ebu Suud Efendi ise ince bir nükteyle Cihan Padişahı'nın şiirine karşılık aynen şiirle cevap verir. Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca. Evet, kainattaki her varlık gibi hayvanlar da Yüce Allah'ın varlığına ve kudretine delil olarak yaratılmış önemli bir anlam taşır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi birer topluluktur.
en küçüğünden en büyüğüne kadar her hayvan zerreden küreye Allah'ın eseri olarak değerlidir ve onun tarafından insana emanet edilmiştir. İnsanoğlu hayvanlara karşı insaflı, şefkatli ve merhametli olmakla mükelleftir. Evet, hayvanlar da tıpkı bizler gibi yeryüzünün sakinleridir. Onların da yaşama, korunma, barınma gibi temel hakları vardır. Bizlere düşen ise kainata sevgi, şefkat ve ibret nazarıyla bakabilmektir. Hiçbir canlıyı asla incitmemek ve onlara zulmetmemek dinimizin bir emridir. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çölde susuz kalan bir köpeğe kuyudan ayakkabısına su doldurup içiren bir kimsenin Allah'ın rızasını kazandığını ve günahlarının bağışlandığını, evinde barındırdığı kedisini evine hapsedip onu aç ve susuz bırakarak ölümüne sebebiyet veren bir başka kimsenin ise bu yaptığı davranış sebebiyle cehenneme gittiğini haber vermektedir. Bir defasında ashab-ı kiram, "Ey Allah'ın Resulü, hayvanlara yaptığımız iyilikler için de bizim için sevap var mı?" diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır." Rahmet Elçileri programımızın bu haftaki bölümünde Hazreti Süleyman aleyhisselamın hayatının birinci bölümünü burada tamamlıyoruz. Haftaya Süleyman aleyhisselamın örnek hayatından dersler almaya kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bu vesileyle tüm rahmet elçilerine salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak onların güzel örnek hayatlarından dersler alabilmeyi ve bu derslerden yola çıkarak yolumuzu aydınlatmayı, dünyamızı ve ahiretimizi mamur kılabilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.